Evet, Bay Canavar yeni video atmış. Hemen Bay Canavar yine kendine nasıl bir işkence etmiş? İzleyelim. Okumada önümüzdeki 7 günü hücre hapsinde. Ne? MrBeast'i. MrBeast'i izlemiyorum normalde. Geçen bunu izledim sadece. Şimdi de yayında gelip bunu açıyoruz. Ha pardon ya. Şaka gibi hayat. Ha pardon yani. Geçirmeye çalışacağım. Kapatın hadi. Hoşçakal. Umarım delirmem. Bakalım. Önümüzdeki 7 gün boyunca bu ses geçirmez hücredeki... Ama bir şey söyleyeceğim. Arada böyle 7 gün içerisinde bir aktivite falan, ne bileyim, en kötü bir PSP falan, öyle bir şey getirseler iyi olmaz mı? Ben izlemedim videoyu. Çok merak ediyorum bu arada. Kimseyle görüşmeden, elimde hiçbir şey olmadan Sonunda hayatta ölüyor. kalmam gerek. Bu da aslında psikolojik olarak tehlikeli. Ne ismi? Ölüyor sonunda. Ya spoiler verme ya. İsmet, bugün hangi İzlememiştim. video oyununu Bugün ben LOL hariç her video oyununu açıyorum. oynasak? Sen bu aralar bizim tekrardan LoL'e geri dönüşümüzden oldukça Ya rahatsız bu gibisin. abartı bir olay. Hani zaten FIFA'ya dalmıştınız ve bir de üstüne böyle LoL'e bir dönüş yaşanınca çok karşıyım, hiç desteklemiyorum. Şok oldun mu peki mesela, hani biz sen bir gün Discord'a geldin, 5 kişilik ne Geldim yapıyorsunuz 5 dedin. kişi LoL'deydim. LoL'de izledik ya mesela, ne düşündün o an? Ya böyle şok olmadı ama böyle bir boşluğa düştüm ve direkt böyle hissetmedim hiçbir şey. Çıktım sonra Discord'dan. Anladım. Koda girdin hemen değil mi? Diğer Evet. arkadaşlarınla. Evet. Evet. Tehlikeli olduğu için beni izleyecek olan doktorun delirmediğimden emin olması gerekiyor. 23 yıldır akıl hastanelerinde çalışıyorum ve açıkçası hayatımda böyle bir şey duymadım. Böyle bir odada 50 saatten fazla kalmak kalıcı psikolojik hasarlara yol açabilir. Ve O ben burada tam beyaz yağmurlar 168 abi. saat kalacağım. Gerçekten Ya aklımı şurada bir kaybetmeye bak... Spotify, bir de bıcır bıcır Ve Netflix manita. Geçerim diyenler. olsa, bir de Netflix olsa, ben burada bir ay kalırım, bir yılda yaşarım diyenler. Başlayıp Bir psikoz denen bir şeye kozi ev işte. girme ihtimalim varmış. 334, 334, O 335. zaman çıkmam gerekir. Bu bende kalıcı hasara neden olabilir. 7 gün gömülü kaldı ama bir şey olmadı. Bu daha mı zor? Çok daha zor. Kimseyle görüşmeyecek. Beyin yeni bilgiyle işler. İhtiyacı olan da bu. Ulan 7 gün gömülüyken milletle mahallede muhabbet mi ediyordu sanki? Aynı şey değil İletişim mi? kurabiliyorlardı. Bence bu gömülü Evet. olmasından daha kötü. Tam bence de öyle işte gömülüyken şey elinde telsiz vardı. Oradan Yok lan, yok, konuşabiliyorlardı gömülülük ya. daha kötü. Manyak mısın? Burada en azından volta falan atacağı alan var. Budur. Yoksa sanrılar, halüsinasyonlar görmeye, paranoya yaşamaya başlarsınız. Önümüzdeki bir hafta boyunca hayatta kalmam için elimde yatacak bir yatak, bir defterle kalem, yeniden kullanılabilir bir şişe su, diş macunu, diş fırçası ve de sabun. İhtiyaç gidermek için de bir tuvalet ve bir de lavabo var. Bu noktada 7 gün boyunca kendimi eğlendirmenin zor olacağı anlaşılıyordu. Özellikle de 9 saat sonra. Şöyle yapınca, muhtemelen burada kaç karo olduğunu merak ediyorsunuzdur. Doğru cevap 1900 karo. Eğer tavanı ve tabanı da katacaksak o zaman 2860 karo. Ama bütün bunlardan önemlisi midem bana diyor ki yemek yeme vakti. 7 gün boyunca nasıl yemek yiyeceğimi merak ediyorsanız burada taşıma bandı var. Bu bant 30 metreden uzun bir bant. Kimseyle etkileşimim olmadan yemeğe erişebiliyorum. Sanırım Taşıma bandından kaçmaya çalışsa falan bayağı iyi olmaz mıydı ya? Yaklaşık 14 saattir buradayım. Şimdiden tahminimin 2 saat yanlış olması çok garip değil mi? Ve meydan okumanın zor kısmı. Kimse yemek göndermedi. Geriye dönüp baktığımda keşke daha çok yeseydim diyorum. Ama evet yakında biri bana bir şeyler gönderse gerçekten güzel Bir olurdu. dakika, bu adama şu anda buradayken yemek göndermek tercihe bağlı bir şey mi? Yani istemezlerse yemek göndermiyorlar mı? Normal Bence düzenli bir şekilde gönderiyorlardı. gönderiyorlar. Niye Bence de göndermemişler 14 orayı saatte? kontrol etmediği için görmemiş olabilir mi acaba? Yok ya, o kadar koskoca Bay Canavar yani, bu videolardan 100 tane çekti, bakmıştır Karnım gurulduyor. Doğru. Hey, sen ellerini İğrenç bir yıkadın şey. mı? Evet tabii ki yıkadım. Hayır yıkamadı. Ona yemekleri rastgele göndereceğiz. Böylece zamanı tahmin edemeyecek. Şu anda saat 18 ve daha yeni kahvaltı gönderiyoruz. Arkadaşlarım beni doyurmayacak mı? Çok açım ben çok aç. Bu oda ses geçirmez olduğu için yemek gelmesine rağmen bunu ancak 2 saat sonra kontrol edince anladım. Özür dilerim.
Yürüyemeyecek kadar açım. O kadar da değil ama. Hadi yapma. Sonunda kontrol ettim ve yemekten ümidimi kesmeye başlamıştım. Tadı harika. Yani soğuk ve vıcık vıcık. Ama bir şeyler hissetmekten o kadar mahrum kalmışım ki leziz. Gördüğünüz hücre hapsi seti. Kelimenin tam anlamıyla metal zincirlerle sarılı. Bu odada yangın çıkarsa bizimkiler kilidi açamadan muhtemelen diri diri yanarım. Neyse, bundan başka şeyler düşünsem daha iyi. Niye uyumuyor ki mesela? Sonraki birkaç saatimi kendimi mümkün olduğunca... Sen uyursun bu arada. Meşgul tutmaya çalışarak geç. Ve ben asla yatakta uyumam mesela. Full buralarda falan uyurum. Ha, ışık var. Evet. Harikaymış. Elinde hiçbir şey yok. Uğraşacak hiçbir şey yok. Kendini meşgul etmek için şimdiden buna başvuruyorsa 7 gün dayanması biraz zor olacak. İlginç. İnsanın elinde bir şey olmayınca metal bir plaka kadar basit bir şey bir iPhone kadar eğlenceli olabiliyor. Bu gidişli sıkıntı onda anksiyete uyandıracak. Açıkçası insanlığımı kaybediyor gibi hissediyorum. Ben yatmaya... Ya abartma be, daha bir gün oldu. Gidiyorum, bakalım ne olacak. Çok fazla sinirlendim ha. Abarttı ama yani, o insanlığımı kaybediyor gibi hissediyorum falan filan. Millet gidiyorsun. Ulan millet sırf Survivor yokluk adasında bir hafta kalıyor zaten. Serotonin detoksu. Herhalde artık 40 saati falan tamamlamışımdır. Jimmy kalan vakti şu anda 6 saat yanlış söylüyor. Yani ikinci gündeyim, saat 16 civarı. Henüz hata yapmaz diyordu. Zaman algımı kaybetmem başka sorunlara yol açtı. Ne yaparsam yapayım inanın bana uyuyamıyorum. Bu ışıklar her şeyi mahvediyor. Kafam karışıyor. Belki de önümüzdeki 5 gün boyunca burada yatmalıyım. Uyuyamamasının nedeni uyumaya ihtiyaç duymaması. Bunu uyuyarak at. Oha abi ya. Tespit işini azaltalım amına koyayım. Atlatmak istiyor vakit geçsin diye. Ama aslında yapması gereken şey mümkün olduğunca uyanıkken onu meşgul edecek bir şeyler bulmak. O kadar. Duvara tırmanıyor. Bu özgürlük içgüdüsü çok doğal. İlkel içgüdülerine geri dönüyor. Saatin 16 olduğunu nereden çıkardın? Saatin 21 olması gerekmiyor mu? Ve o günkü ilk yemeğimi elime aldığımda saat öğleden sonra 16.30 olmuştu. Yanlış anlamayın. Yemekler güzel görünüyor ama o kadar soğuk ki. Bunu yemektense açlıktan ölmeyi tercih ederim. Evet. Ya buna böyle dış faktörler yapılması da bana saçma geliyor. Zaten adam bir hafta boyunca şu deli hastanesi gibi yerde bir tane odanın içinde kalacak. Bari yemeğini düzgün gönderin, anladın mı? Niye mesela yemeği de kötü gönderiyorsunuz ki? Ve ikinci yemeğim geldiğinde birkaç dakika sonra geldi sanmıştım. Taşıma bandından ne gelmiş? Dur, ne kadar oldu ki? İkisini de yemem mi gerek yoksa... İkinci kahvaltı ikinci günde olduğumu kanıtlıyordu ama onun çoğunu yememiştim. Bu yüzden yani yemediğim için belki de kötü hissettiler şey. Hayır. Bu noktada ilk yemeğin taşıma bandında ne kadar beklediği hakkında hiçbir fikrim yoktu. İşte bu durum zaman geçtikçe daha da... Ha, yok lan, kendisi unuttuğu için soğuk. Kötüleşebilir. Daha... Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Oranın kapağını açık bıraksa mesela. Böyle bir fikir geldi aklıma. İkinci çok günündeyiz. Mantıklı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sanırım sayabildiğim kadar saymayı deneyeceğim. Bir. Ceyran yapar. İki, üç, yere dört, beş. İnanılır gibi. Ha, yere düşüyor, anladım. 565, 566, 567. Ama insanın yapacak bir şey olmadığında... 999. Kötü olan burada buna boyun eğmektir. Ve 1000. Vakit geçtikçe yapacağı rastgele şeyler tükenecek. Ne yalan. Kendini nasıl oyalayabilirsin ki burada? Ben oradaki şeyleri sayarım. Ne yapardın İsmet? Spor mu? Evet. Esasen... Spor yapıp uyurdum sadece. Kareler var ya. Kareleri, adam kareleri sayalı. Ya ilk saatinde bitirdi yanlış... kareleri saymayı. Tam yanlış mı saydım deyip 100 kere falan sayarım onu. Oğlum yanlış sayacak bir şey yok. Bir kenarını sayacağım, bir kenarını sayacağım. İkisini birbiriyle çarpacaksın zaten. Tamam da boşum, niye öyle bir şey yapayım ki, tek tek sayarım işte, işim mi var başka? Vallahi senin söylediğin de şu an çok mantıksız gelmedi. Tek tek saymak, en azından yanlış sayarsın bir daha sayarsın falan. Valla söyleyeyim, doktor haklıydı. Çünkü meydan okuma ilerledikçe delirmeye başladım. Sence ben bu... Sence ben... Düşmüyormuş işte.
Uyuma stratejim meydan okumanın çoğunda zamanın geçmesine yardımcı olsa da bana başka şekillerde zarar verdi. Şurada yemek yok mu? Vıcık vıcık ve soğuk ya. Bu ne zamandır orada duruyor? O tepsi 7 saattir orada bekliyor. O dondurmayı yemek için her şeyimi verirdim. Ama bu yemek artık yenilebilir değil. Ve sanırım yine aç kalacağım. Genellikle aynı anda birçok video üzerinde çalıştığımız için inanılmaz derecede stresli oluyorum. Şu anda kendimi o kadar da stresli hissetmiyorum ama dünyada olup biten tonlarca harika şeyi kaçırdığıma dair geri kaldığımı hissediyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bu çok garip. Alışık olduğumdan farklı bir duygu. Hiçbir şeyi yapmamanın bu kadar zor olması gerçekten çok garip. Artık gerçekten çok sıkıldım. Bu benim için aklımı zorlamaya başladı. Sıkıldım. Yardım. 168. saatteydim. Meydan okumanın sonuna çok vardım. Ama 65. saatte merak etmeye başladım. Ama da nasıl kalkılır? Bu da mantıklı bu arada. Kendini yorarsın. Kendini yorduktan sonra uyursun zaten yani. Keşke bundan önce biri bana amuda kalkmayı yani öğretseydi. Kendini ağır depresyondan koruyabilmek için sadece kendi zihninde var olan kavramlar bulmak zorunda kalacak. Evet, şu anda parkta yürüdüğümü hayal ediyorum. Yeşil çimenler var, balık tutuyorlar. Şu anda gerçekten de kafasından senaryolar uyduruyor. Yok artık. Elbette güneş parıldıyor, kuş sesleri var. Parkta yürüyüşümü mahvettin. İnanmıyorum. Aklını kaybetmesine şahit oluyoruz. Oo, yine yemek göndermişler. Görünüşe göre biraz pilav, tatlı patates ve biftek var. Meydan okumada şimdiye kadar verdikleri en iyi yemek bu. Buraya bakın. Burada pilav var. Sıradan bir insan muhtemelen bu pirinçleri yerdi. Ama ben sayacağım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 97, 98, 99, 100, 101, 265, 266, 267, 307, 308, 309, 314, 121, 422, 423, 424, 445, 446, 447. Eleman kırdı ya. Pirinç. Bu metal tepside tam olarak 447 pirinç tanesi var. Bu bilgi muhtemelen hayatınızı değiştirecek bir bilgi, tamam mı? Çok yorgun hissediyorum. Bu da muhtemelen 5. günün gecesindeyim demek. Meydan okumanın yarısını bile tamamlamamıştım ama şimdiden tam bir gün hatalıydım. Banyoda biraz daha uyuyacağım. Orası o kadar aydınlık değil. Bu da yaptığım en akıllıca hamleydi çünkü o banyoda tam 12 saat uyudum. Nasıl siktir? Işığı kesince bak. Meydan okumayı resmi olarak yarıladık. 84 saat oldu. Bir sonraki yemeğinde bunu öğrenecek. En iyisi bunu karıştıralım. Harfleri bir araya getirebilir. Ben açım. Çok açım ben. Burada ne varmış bakalım? Nedir bu? Spagetti ovusu duymamış mısın? Adını unuttuğum tek şey bu değildi ama. Buna ne deniyor? Bu bir... Kraker. Tek krakere bu kadar sos fazla. Tadı ketçap gibi. O harfleri nasıl fark etmez? Bu bir ne? Evet. Bu 4 spagetti o'yu çıkarmayı unutmuşsunuz. Hayır. Ne zaman bir harf bulsa o harfi yiyor. Yedi oğlum hepsini mesajın. Umarım bunlar bir şey ifade etmiyordur. Harfleri yemeden önce bir şekilde bunları fark etmem. Daha fazla yemek için bir kelime çıkarmam gerekmiyordu. Eminim benden istedikleri bu değildir. Jimmy çıktığında bunu izleyecek ve buna kesinlikle inanmayacak. Depresyon. Bu noktada ışıklar beni çok rahatsız etmeye başladı. Şu anda başım gerçekten de çok ağrıyor ve çok çok açım. Vücuduma neler oluyor? Evet, ihtiyacı olan tüm kaloriyi almasına rağmen daha fazla yemek istiyor ama bunun nedeni her şeyden kopuk olduğu için açlıktan öldüğünü düşünmesi. Yemek koymuşlar mı diye baktım. Yeniden, yeniden ve bir kez daha. Gariptir, böyle rahatlıyorum. Bundan dolayı beyin sarsıntısı geçirir miyim? Bence en iyisi dur. Haklısın. Bence de dursam daha iyi. Burada McDonald's poşeti var. Ama bu kadar hafif olması garip. Bu poşetin içinde hamburger yoksa depresyona gireceğim. Varmış. Evet, işte bu. Ne zaman yemek yesem 20 dakika boyunca o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam. İnsan gibi hissediyorum. Gülümsemeden duramıyorum. Çok mutluyum. Yemeği bitirir bitirmez de aniden depresif hissediyorum çünkü ne yapacağımı bilemiyorum.
Zaman algım tamamen yok oldu gibi. İnanılmaz. Saatin kaç olduğunu tahmin ederdim. Ama artık bu dünyadan hissetmiyorum. Geçen her saniye daha da aptal hissediyorum. Kendimi meşgul etmem gerekiyor. Bu McDonald's cheeseburger kağıdını alacağız ve diş fırçamı içine koyduğum bu bardağı da ve artık basketbol... Şurada bir tane böyle bir 10 binlik puzzle'ın falan filan olsa mesela herhalde çabuk geçer. Sırf kendini oyalayacak çok ufacık bir şey bile bulsa. Oynuyoruz. LeBron, Steph, Kobe. Bak bu bile çok iyi mesela. Basketbol bana göre değildir belki de. Beyzbolda hep daha iyi olmuşumdur. Strike! Böyle olmaması gerekiyordu. Ama sonra hatırladım. Evet bak ha. Üzerinde çatal var. Buradaki ilk yemeğimi bana metal bir tepside vermişlerdi. Bunu öyle bir mesafeye atacağım ki çok komik olacak. Sıkıldım. Bu odada geçirmem gereken iki günüm daha var. Ve içimden bir ses bana dayanamayacağımı söylüyor. Dördüncü gün. Ne kadar yalvarsam da, bağırsam da, yalvarsam da... Ya da geğirsen... Bu odadan erken çıkmama izin vermeyin. Tamam Jimmy, vermeyiz. İçgüdülerimi dinliyorum. Şu ana kadar 113 saat geçti. Bu da 55 saat... Siktir ya. Daha 3 gün var oğlum. Saatim falan kaldığı anlamına geliyor. Videoyu kim düzenliyorsa gerçekte kaç saatim kaldığını göstersin. Umuyorum ki 55 saate yakın bir süredir. Bence bu olanlardan ötürü sinirlenecek ve hatta paranoyak tepkiler gösterecek. Mahremiyet herkesin hakkı değil mi yani? Şurada bir kamera var, şurada bir kamera var, şurada bir kamera var. Kamera, 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 kamera. 7/24 o kameralarla beni izliyorsunuz yani. Delireceğim artık! Peki kamerayı ebandın içine dahice bowling oynar gibi. Tam diyecektim ki acaba kameralara zarar vermeye başlayacak mı? Ah! Bir şekilde parmağımı vurdum. Ah! Bu videoyu çekmenin bu kadar zor olmasını hiç beklemiyordum. Düşüncesi bile yani gözlerimi dolduruyor. Ama şu anda kendimi hayvanmış gibi hissediyorum. Sanki insan olarak tüm haklarımı kaybetmişim gibi. Tahminimce 5. günün ilk yarısını tamamladım bence. Kız arkadaşımı çok özledim ve tayfamı da özledim tabii. Nolan'ı bile. Nolan'ı bile. Açıkçası şu anda akli dengemin tam anlamıyla dibe vurduğunu söyleyebilirim. Bu insanlık dışı bir şey. O kadar uzun zamandır buradayım ki bazen rüyamda bu odada olduğumu görüyorum. Sanırım 6. ya da 7. gündeyim diyorum. Ama uyandığımda bir rüya olduğunu fark ediyorum. Saat kaç oldu? Buna bir server... Oğlum her uyandığımda inşallah bayağıdır uyumuşumdur diye uyanıyordur adam. Bayağı garip bir his. Tarcayabilirdim. Sadece saatin kaç olduğunu öğrenmek için bu meydan okumada neden 33 saat kaldığımı düşünüyorum, anlatayım. 5 defa uyudum. İkinci neden, günde bir kez tuvalete otururum ve buraya geldiğimden beri 5 kez oturdum. Kağıt kalemi olması çok iyi lan, bir şeyler çizip karalasa falan filan. Evet ama yapayım ya, şu an yine bayağı vakit geçerdi bence, vakit. Üçüncü neden, boynumda çok sakal çıktı bakın. Bu da genellikle bir haftada olur. Yani tam emin olmasam... Tam emin olmasam da 5. gündeyim. Çünkü gerçekten bir şekilde hala 4. gündeysem inanın aklımı kaçıracağım. Bir keresinde rüyamda 100.000'e kadar saydığım zaman hakkında bir şeyler gördüm. Uyandığım zaman da odanın etrafında 1000 tur atayım dedim. Yani eski günlerin hatırını. Bu başlangıç. 1. 2. Bu görüntüleri tekrar izleyince o kadar şaşırdım ki delirmemek için daireler çizerek yürümeye başlamışım. 1000 de çok fazlaymış. Şimdiden başım dönüyor. Bu meydan okuma boyunca suyu hep bu lavabodan doldurdum ve açık olayım bu su hayır yani oğlum Circle nedir? Su şişelerine takılan aroma veren bir kartuş. Tatsı suyun tadını da muhteşem hale getiriyor. Bu şişeye yerleştirebilir. Öyle bir şey mi var lan? Aroma katıyor suya. Ne aroması ya? Suya aroma mı katılır? Evet, saçmalık işte zaten. Allah, ne aroması katıyor suya? İşte onu anlatıyor şu an. İçiniz yüzden fazla farklı... Ha, reklam bu. Farklı aroma var. Hepsi de sıfır kalori ve şekersiz. Ah. Bu tripodu taşımak bile berbat. Önce aromayı ne kadar yoğun istediğinizi seçin. Sonra da içmeye başlayın. Suyu o kadar lezzetli yapıyor ki lavabodan içtiğini bile anlayamıyorum. Su, meydan okuma boyunca... Su tadı olması lazım. Evet, bu suda su tadı bence de. Ben de öyle isterim.
Meyve kokteyli aromasından içtim. Bu şey suyun tadını gerçekten harika hale getiriyor. Bu duvarların arasında bir ileri bir geri yürüyeceğim. Bu kartuşlar aynı zamanda birden çok kez doldurdukça kullanılabiliyor ki bu iyi bir şey çünkü bizimkiler bunları göndermeyi beceremiyorlar. Bazen bütün gün aynı kartuşu kullanıyorum. Daha fazla su içmeye başlamak ya da suyunuzun tadını lezzetli hale getirmek istiyorsanız drinkcircle.com adresine ya da yerel Walmart'ınıza uğrayıp deneyin. Her şeyi denedim. Kendimi eğlendirmek için. Ve dürüst olacağım. Hiçbir şey olmuyor. Tüm sorgularımı bitirdikten sonra Carl 100 günü hapsolmuş olarak dayandan 2 kişiyi getirdi. Yine geldik. Şuna bakın, buna bayıl. Bunlar aynı bu formda mı 100 gün beklediler? Hayır, bu kadar küçük bir yerde 100 gün beklememişlerdir ya. Ha yok yok, tam bunları hatırlıyorum. Hatta sonda buton falan getirdiler. Basarsa ödülü biri kazanacaktı falan filan zartsut. Bunlara sürekli etkinlik yaptırdılar ya. Bir gün bir şey geliyordu, bir gün başka bir şey geliyordu falan. Bayılacaksınız. Sizi 100 gün boyunca hapseden adamın yüzüne bir bakın. Bu sizin yaptığınızdan kolay mıdır yoksa zor mudur? Düşününce sanırım ben yanımda başka birinin olmasını tercih ederdim. Artık durum tersine dönmüştü ve tutsak olan bendim. Bailey ve Suzy benden intikam alacak. Bandın nasıl çalıştığını göstereyim. Boş bir tepsi göndermişler. Birazdan deliye dönecek. Ben kötü hissetmiyorum. Hak ettim, evet, aynen öyle. Hesabımdaki her dolar üzerine bahse girerim. Bunlar Carl'ın işi. Yok artık! Aç mısın Jimmy? Bunu ye. Hayır, bir daha olmaz. Bunu bir daha yapmayacağız. Bunu yapmayacağız. Günlerdir bu kadar etkileşimi yoktu. Şey, ne yalan söyleyeyim, muhtemelen bunu hak ettim. Dayan kardeşim, son iki gün. Bana doğrudan tepsi atsalar benim de çok sinirim bozulurdu. Öldükten sonra böyle olduğunuzu hayal edin. Sonsuza kadar böyle beyaz bir odadasınız. Çok kötü olurdu. Uyduğumda kendimi dış dünyada hayal ediyorum ve uyanık olduğumdaysa sadece depresif ve yalnızım. Ve açıkçası çok kötüyüm. Yani uyumaya ne kadar vakit harcarsam o kadar mutluyum. Çıkarın beni. Ben Batman'im. Şeyi de merak ediyorum. Çıktıktan sonra ilk ne yapmak istedi acaba? Ölü gibiyim. Gerçekten buradan çıkmam gerek artık. 7 gün denizde kalmıştım. 7 gün diri diri gömüldüm ve şimdi de burada 7 gün hücre hapsindeyim. Bu kadar zor olacağını bilseydim bunu asla yapmazdım. Eğer sol üstte kalan şu saat 20'den fazla gösteriyorsa aklımı kaybedeceğim. Kendimi inanılmaz yalnız hissediyorum. Kız arkadaşımı özlüyorum. Tam bir işkence. Ağlıyor mu? Durumu hiç iyi değil. Evet. Jimmy şu anda yerde uyukluyor, bir şeyler fırlatıyor. Öfke nöbetleri geçiriyor. Yemek verdiğimizde de mutlu oluyor. Çocuk gibi. Sanırım geriye 8 saat kaldı. Sonra şuradaki kapıyı açacaklar. Oğlum bu çok kötü ama. Yani saati bilmemek ve sürekli bir tahminde bulunuyor olmak aşırı kötü. Bu adam neden hayatı kendine zindan ediyor? Yapıyor işte böyle challenge'lar yani. Ve özgürlüğüme kavuşacağım. Lütfen 8 saat olsun. Şu anda son birkaç saattir uyuduğunu sanıyor bu arada. Uyuduğunu sanıyor. Bu çok kötü bir an olarak kalacak. Çok evet. Kötü. Ben adına endişeleniyorum. Herhalde 2 ya da 3 saat daha var. Sonra o kapı açılacak. Son yemeğimin tadını çıkaracağım. Sonra buradan çıkacağız. Buna son yemeğim mi dedi? Sanırım. Çok ironik oldu çünkü kelimenin tam anlamıyla... 24 saat var. Çok az kaldı. Her an kapıdan içeri girebilirler. O yüzden burayı temizleyeceğim. Şu an biraz dağınık, evet. Temizlememek için bahane arıyordum. Ama yani çok sıkıldım. Ben bu deneyi... Bir lavaboya gidip geleyim. İsmet. Gittiniz mi dün çorbacıya? Efe ile gittik. Afiyet olsun dostum. Teşekkür ederim Esra. Rica ederim. Chat ya. İyiyim balım, sen nasılsın?
Shit. Ömer hoş geldin. Ömer Faruk Bey. Geldim. Hoş geldin. Neyse. Ya dosyayı aldıysak o zaman yarına bir playlist organizasyonu yapılsın. Esol. Ben kim kuracak ki? Kim kuracaksa onu atayım. Ne yapması gerektiğini, ne yapılması gerektiğini de öğrendim. Onu da söyleyeyim. O halletsin. Hallederiz ya. Eller nasıl yıkanmadı ya? Yıkandı. Yalan söylüyor. Vallahi yıkandı. Başlamadan önce ufkumun açılacağını düşünmüştüm. Belki kendim hakkında bir şeyler öğrenirim. Ama gerçekte bu deneyim bana kattığı tek şey bir şeyleri alıp taşıma bandının içinden dışarı atabilme becerisi oldu, o kadar. O da olmadı. 24 saatten fazla vaktim kalmış olması mümkün değil. Burada bir 24 saat daha geçiremem, yoksa delireceğim. Acaba şey tribine girecek mi? Hani ulan bunlar beni buraya bir hafta diye kapattılar, İşte 2 hafta tutuyorlar falan. Düşünmeme gerek yok. 24 saat falan kalmadı çünkü. Ben sadece buna inanmayı reddediyorum. Yani her an bitebilir. Her an bitebilir. Her an bitebilir. Vakit geçirmek için saymaya devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ulan bir de adamı terk mi ettiniz lan? 12, 13, 14. İnsan duş alır la mı? Nerede alacak oğlum? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5422, 5420. Oha! 3, 5424, 5425. Yemin ederim şu taraflardan bir ses geldi. Efe, ne kadara kalırsın burada? Ben... Düşüneyim. 100 bin dolara kalırım. Bence oh, makul. Abicim. Bence makul. Ben 25 bin dolara kalırım bir hafta orada. Gerçekten mi? Evet. Ya bir de merak ettim. Mr. Beast'i yani izlemesem ve bana deseler ki hani bunun bir örneğini daha önce izlememiş olsam, bir hafta ne kadara kalırsın deseler 50 bin derdim. Mutsuzum. Ben mutsuzum. Çok mutsuzum. Çok mutsuzum. Burada olmak istemiyorum. Çıkarın beni bu odada. Neden kurgu olma ihtimali yokmuş gibi davranıyorsunuz? Yani sen de haklısın ama öyle düşünürsek videoyu da izlemenin hiçbir anlamı yok ki. Burada olmak istemiyorum. Çıkarın beni bu odadan. Burada olmak istemiyorum. Çıkarın beni bu odadan. Burada olmak istemiyorum. Artık insan bile sayılmaz. Yatakta yatıyor, gözlerini kapatıyor. Heyecanı kalmamış. Böyle bir şeyi kimse yaşamamalı. Çıkınca ne olacak? Yeni biri mi olacak? Böyle biri olmasından korkuyorum. Artık tamamen işlevsiz durumda. Daha önce onu hiç bu videoda zorlandığı kadar zorlamamıştık. Çünkü Jimmy... Bu arada hakikaten bir tane televizyon veya bir tane PlayStation koysan dünyanın en kolay challenge'ı. İnsan temasından tamamen mahrum bırakılmış durumda. Nazik olun, uykudan uyanan küçük bir çocukmuş gibi yani. Evet, 10 dakika kaldı. Hadi hazırlanalım. Evet, kolay gelsin. Kesin öleceğim. 9... 8... 7... 6... 5... 4... Durun biraz. Pantolon bile giymiyorum ki. 3... 2... Aman tanrım. Merhaba Cimi. Üzgünüm, pantolonumu giyiyordum. Burası o kadar aydınlık değil, evet. Nasıldı bakalım? Şu an biraz başım dönüyor. Çok garip ama bu meydan okumadan sonra insanlarla nasıl etkileşim kuracağımı unuttum. Nereye gidiyorsun? Tamam. Parlak bir ışığa bakmak zorunda olmamak insanı çok rahatlatıyor. Yani tavan harika görünüyor. Seni uzun zamandır bu kadar mutlu görmemiştim. Açıkçası sonsuza kadar orada kalacağımı düşünmüştüm. Sürekli bir döngü halinde. Hadi dışarı çıkalım. Güneşi görmek istiyorum. Aman tanrım. Aa, hava kararmış. Dışarısını görmek gerçekten de çok güzel bir his. E oğlum, akşam girdiysen akşam çıkarsın yani. Bunu da biz mi anlatalım bu saatten sonra?